Herkese merhaba. Ben Karma Astrolog Sibel Tahtakıran. Bu hafta 13 Haziran ve 19 Haziran haftalık etkileri konuşacağız. Herkesin kendine özel bir haritası var ama 13 ve 19 Haziran'daki genel etkileri bilirseniz haritanızdaki genel etkiler aldığı nerelerden alacağınızda bilirsiniz ve bunu görebilirsiniz. Bugün bu 13 Haziran ve 19 Haziran haftalık etkileri bugün pazar günü yayınlıyorum. Birazcık geç kaldığımın farkındayım. Ama benim biliyorsunuz bir adusin adı altında bir aroma terapi ürünlerim de var ve bunlara yeni ürünler ekleyebilmek adına bir çalışma içerisindeydik. Onun için bu hafta birazcık geç kaldı ama önümüzdeki haftadan itibaren cuma günleri sizler önünüzdeki haftanın genel etkilerini, etkilerini öğrenmiş olacaksınız. Bir de ayrıyeten size şuradan şu müjdeyi de vermek istiyorum. Yeni ay zamanları artık eril dişil tarot açılımı da yapacağız. Kolektife niyet ederek bunun da müjdesini vermek istiyorum ve bunu buradan söylemek istiyorum. Ayrıca yay burcumla ilgili, yay dolunayla ilgili daha belki videomu dinleyebilirsiniz. Biliyorsunuz bu hafta bir dolunay haftasına giriyoruz. Bununla ilgili çok detaylı bilgiler, burçlarla ilgili çok detaylı bilgileri yay dolunayı videomda yayınlamıştım. Şimdi 13 Haziran pazartesi günü haftaya yay burcuna geçiş yaparak başlıyoruz. Bugün itibariyle de Merkür de İkizler burcuna zaten geçmiş olacak arkadaşlar ve 5 Temmuz'a kadar da burada kalacak. Şimdi bu şu demek olur? İşimiz, gücümüz gerçekten artar. Kelimeleri çok etkili bir biçimde kullanacağımız bir zaman dilimine işaret eder. Bugün yeni trendleri öğrenmek, kültürel faaliyetlerde bulunmak ve bunlara katılmak için çok uygun bir zaman dilimi. Yeni insanlarla tanışma arzusu içinde de olabiliriz. Bugün içerisinde kısacası sosyalleşmek için çok uygun bir zaman. Seyahat etmek için de çok harika bir zaman dilimini gösteriyor. Yalnız arkadaşlar ilişkilerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Aslında bu cumartesi günü bu açı gerçekleşti. Uranüs ile Venüs'ün tam egzet açısı yani bizim tam kavuşumda olduğumuz aynı derecede kavuşumda aynı derecede dediğimiz egzet bir açı oluştu. Burada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar bu Uranüs Venüs'ü yer. Bu şu demek olur. İlişkilerde ani bitişler olabilir, başlangıçlar olabilir. Bunun haberini de size vermek istiyorum. Çünkü tam şu anda kavuşum içindeler ve bu etki 3-4 gün daha sürecektir. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Şaşıracağınız bazı bitişler, bazı başlangıçlar ilişkiler açısından duyabilirsiniz. Şimdi 14 Haziran Salı gününe baktığımda biliyorsunuz bugün artık 23 derecede yay burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Ve dolunayında Neptünle sert bir kontağı olacak. Bununla ilgili daha önceki yay dolunayıyla ile ilgili olan videomda zaten bunu çok detaylı bir şekilde belirtmiştim. Bu zaman dilimi içerisinde işlerimizi büyütmek, genişletmek için çok azimli ve hırslı olabiliriz. Başımıza gelen olaylara daha imser olabiliriz. Zaten de böyle baktığımız zaman da kazanacağımız bir dolunay bu dolunay. Ama bu dolunay zamanı riskler almaya, cesur davranmaya daha yatkın olabiliriz. Ama burada Neptün'ün sert kontağını kesinlikle unutmamamız gerekli kandırılma, dolandırılma, unutkanlık, odaklanma sorunu, tabii ki seyahatlerde. Mesela çıktığımız seyahatlerde bazı şeyleri kaybetmemiz veya karar vermekteki durumlarda güçlük çekebiliriz ve bugün içerisinde bunlar birazcık tap yapabilir bugün içerisinde ulaşabilir. Tabii ki dolunayın etkilerini saymıyorum. Daha der gergin olacağımızda hatırlatmak istiyorum. Şimdi 15 Haziran Çarşamba gününe geldiğimizde ay akşam saatleri itibariyle Oğlak Burcu'na bir geçiş yapacak. Ve tüm gün bu burçta yani Oğlak'ta seyahat edecek. Güneşle Neptün arasında da bir kare açı oluşacak arkadaşlar. Bu etki süresi artı eksi 4 gün kadar sürebilir. Bu durumda biraz kendimizi yorgun, isteksiz hissedebiliriz. Hiçbir şey yapmak istemeyebiliriz. Pek neşeli olmayabiliriz. Oturduğumuz yerden hiçbir şey yapmadan süreci yaşamak ve geçirmek isteyebiliriz. Hatta başkalarıyla çatışmıyor veya başkalarıyla konuşmak dahi istemeyebiliriz. Ya e, akıl karışıklığı, isteksizlik bu transitin en göze çarpan etkileridir zaten. Bugün hedeflerimizle yapmamız gereken şeyler arasında mutlaka bize bir ikilem yarattıracaktır, yaratacaktır. Bugün özellikle de bugün aldatılmalara karşı lütfen dikkatli olalım. Bunun altını çizerek uyarmak istiyorum. Aynı zamanda kendimiz de kurban edebileceğimiz koşullar da söz konusu olabilir. Özellikle sezgilerimize güvenelim ve rüyalarımızda çok dikkat edelim. Rüyalardaki sembolizmlere çok dikkat edelim. Bunların ve bizi evrenin bizi sonuca götürecek işaretlerini lütfen yakalamaya çalışalım. 16 Haziran Perşembe gününe baktığımda ay 11.07 ile 23.43 arasında boşlukta olacak. Biliyorsunuz ay boşlukta olduğu zaman bir şeylere başlanmaması gerektiğini artık çok iyi biliyorsunuz. Akabinde kova burcuna geçiş yapacak. Güneş ile Satürn arasında da destekleyici bir görünüm yaşanacak ki bu da gene artı eksi 3 gün diye, diye değerlendirebiliriz. Bugünlerde üstte üyen yani üstleneceğiniz her sorumluluğun arkadaşlar üstesinden gelebilirsiniz. Müthiş bir gün. Bu hayatın gidişatı içinde bulunduğunuz çevrede istediğiniz yapılandırmayı gerçekleştirebilirsiniz. Yeniden planlanmak istediğiniz işleriniz varsa bunları tekrardan rahatlıkla yapabileceğiniz bir gün. İşlerde istikrar ve başarı ortamı gerçekten çok yüksek. Dikkat gerektiren konulara da odaklanmak için çok ideal bir başlangıç günü bugün. Evet, bugünlerde yapılan her şey ve başlatılan her şey başarıya ulaşacaktır. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim ve hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Eğer terfi etmek istiyorsanız bunu terfi gibi konuşma yapacaksanız şayet bugünü kaçırmayın derim. Bugün artı 3 gün daha devam edecek. Şimdi 17 Haziran cuma gününe baktığımızda ay tüm gün kova burcunda seyahat etmesine devam edecek. Yeni gelişmelere, yeniliklere oldukça açık olabileceğimiz bir gündeyiz. Sıra dışı konulara daha rahat çekilebilecek diyebilirim. İçinden çıkamadığınız durumlar varsa arkadaşlar ters köşe yolları deneyebilirsiniz. Burada kendime söylüyorum. İhtinayla yoldan çıkartılır ama kova olunca iş farklı ve farklı düzlemde farklı bir akıl yapısıyla gitmek gerekli. Arkadaşlarla organizasyonlar yapmak için de çok ideal bir gün e, duygusal hassas bir gün e, kesinlikle e, biliyorsunuz dün de zaten söyledim güneş ve satürn açısı vardı dün oluşan duygusal hassaslıkla yer e, vermememiz gerekli. Daha ciddi her şeye daha ciddi ve bakmamız gerekli. Duygusal ve hassas bir gün kesinlikle değil demiştim aksine soğuk, katı ve mantıklı düşünme zamanı. Şu an ve aynı zamanda da kovada olduğu için özgürlük ihtiyacımızın da tavan yapacağı bir zaman dilimi. Yani kısacası ezber bozan bir gün diyebiliriz buna. Evimizde, iş yerimizde elektronik aletlerle ilgili cihazlarda sorun yaşama potansiyelimiz olabilir. Gün içerisinde elektrikli aletleri kullanırken daha dikkat etmemizde fayda var. Kendi vücudumuzdaki enerjiyi de boşaltmak için toprakla temas etmek, bitkilerle uğraşmak, bahçe işleriyle uğraşmak için de çok uygun bir gün olduğunu söyleyebilirim. 18 Haziran Cumartesi günü ay yine tüm gün Kova burcunda seyahatine devam ediyor arkadaşlar. Ama Venüs ile Satürn arasında zorlu bir görünüm var. İlişkiler bakımından biraz duygusal olarak mesafe ve uzaklaşma meydana gelebilir. İşin içinde de Satürn olduğu için tabii ki bu çok mümkün. Estetik operasyonlar için kesinlikle uygun bir gün olmadığını söyleyebilirim. Kendimizi çok değersiz hissedebiliriz. Yani bunlar tabii ki hep Satürn'ün Venüs'ü kısıtlamasından dolayı oluyor. Aynı zamanda hoşlandığımız kimselere karşı bunu açılmak, beğendiğimizi, ondan hoşlandığımızı söylemek için de hiç uygun bir gün değil. Ve kesinlikle eğer böyle bir adım atarsanız da red cevabını alacağınızı söylemek isterim. Sağlık açısından baktığımda üreme organları, böbrekler, troit ile ilgili sorunlar meydana gelebilir. Bu dönem partnerinizden ya da sevgilinizden gerekli ilgi ve sevgi almakta gerçekten zorlanabilirsiniz. Yani evlilik ve ilişkiler bugünlerde biraz testten geçiyor diyebiliriz. Evet yani kısacası musuz hissetmek için güzel bir gün diyebilirim. Ama tabii ki bunların hepsi gezegensel etkiler ve nedenini bildiğimiz zaman kısacası bu etkilerin fazla içerisinde kalmayacağınızı da düşünüyorum. 19 Haziran Pazar gününe geldiğimizde ay akşam saatlerinde balık burcuna geçiş yapıyor. Şimdi Venüs ile Neptün arasında da çok güzel bir görünüm olacak arkadaşlar. Haftayı güzel kapatıyoruz müjdesini verebilirim. Tabii ki bu kadar sıkıntının arkasından bir mükafat mutlaka olmalı. Romantik zamanlar bugün oluşabilir. İlişkiler romantik ve sevgi dolu olacak. Yani hayal gücünün yüksekliğine de işaret ediyor bana aynı zamanda. Yalnız olanlar inşallah bu birkaç gün içerisinde gerçekten sizi sevecek. Romantik ilişkilerin başlayacağını da söyleyebilirim. Böyle olanlar bana lütfen yazın zaten. Ben bütün yazdıklarınızı okuyorum ve elimden geldiğince de hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Bu açı aynı zamanda başkalarına yardım etmek, hayır işlerine girişmek için de çok uygun bir açı kalıbıdır. Hassas, duygusal olduğumuz için doğru, doğru kararlar veremeyeceğimiz bir zaman. Ama hayaller kurabileceğimiz, meditasyonlar yapabileceğimiz, zamanı güzel geçirebileceğimiz çok güzel bir zaman dilimiyle kapatıyoruz haftayı. Ve bugün önümüzdeki tabii ki bugün yayınlayacağım 13-19 Haziran yani pazartesi gününden pazartesiye söylüyorum bu haftaki yorumları. Bundan sonra her cuma e, önünüzdeki haftanın genel etkilerini öğreneceksiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgi ve sağlıcakla kalın.